arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bir video ile daha karşınıza geçmiş bulunmaktayız. Bugün Başak Burcu'na özel tarot, katina, dişil enerji, oracle ve kehanet kartlarına bir açılım yapacağım. İnşallah güzel, beğendiğiniz bir açılım olur diyorum. Canlarım, kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp ve like butonuna basmanız bizim için çok önemli. Özel açılım yapıyoruz. Özel açılımlarımız için nasip açma, kurşun dökme ve daha nice işlemlerimiz için 0551-895-3093 numaralı telefonumuzdan bize direkt ulaşabilirsiniz. Tekrar ediyorum, 0551-895-3093 numaralı telefonumuzdan bize özel açılım için, kurşun dökümü, nasip açma ve daha nice işlemlerimiz için bize ulaşabilirsiniz. Soğukluk, sıcaklık, getirme, götürme gibi işlemlerimiz için bize ulaşabilirsiniz diyorum. Ve bugün Başak Burcu'na tarot, katina, dişil enerji, oracle ve kehanet kartlarına açılım yapacağım diyorum ve söz anneme bırakıyorum. Evet dostlarımız, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi nasılsınız demeyiz, inşallah iyisinizdir. Her zaman nasılsın demek, iyiyim demek adet olmuş yüzlerde. Canlarım, inşallah kendinize iyi bakıyorsunuzdur. Havalar şu günlerde çok güzel gidiyor. Biraz soğuk ama güzel gidiyor. Bizim denizi bayağı bir oldukça iyi. Yani güneş iyi, yani şey değil. Ama sizlerle daha yakın olmayı da isterdik. Ben şimdi bu kadar diyeyim. Fatma devrede size. Konuş. Ben gerçekten daha yakın olmayı istiyordum. Şimdi canlarım, kendimize iyi bakalım. Çocuklarımıza, eşimize, kendimize çok çok iyi davranalım. Tamam mı canım? Hoşgörülü olalım önce. Şimdi gel anne, tamam yeter. Annem de konuşacak, konu arıyor. Vallahi ya. Anne konuş. Beni koymasa 3 gün konuşurum ben. Evet. Bak gerçekten şey olmasa, şöyle bir sizi sıkılmasanız, inan ki saatlerce fal bakabilirim. Saatlerce. Evet, gerçekten bakabilirim. Evet. Başak Burçları, lütfen artık şu sıkıntılarınızı kiminle paylaşırsınız bilemeyeceğim. Fakat öyle sıkıntılar sırtınızda yük olmuş ki, kambur demiyorum artık, kamburu bile geçmiş. Yük. Yani hani bir insan eskide bilerde taş taşıdı, sırtında böyle taş taşıdı, artık o duruma gelmişsiniz. Sırtınızda sıkıntı değil, artık taş taşır duruma gelmişsiniz. Bu yükler size çok fazla geliyor, ağır geliyor ve böyle artık eğilerek taşıyorsunuz. Lütfen şu yükünüzden, artık düşündüğünüz sıkıntılarınızdan ya kurtulacağınız, ya biraz unutmayı da deneyebiliriz. Bilemeyeceğim, nasıl kurtulsunuz bilemiyorum. Bak şimdi size yalan söyleyemem. Atın gitsin, he edemem. Çünkü evet, sıkıntıyı atamazsınız. Ya ben kendimden pay biçerek söylüyorum. Bana birisi sıkıntını at dese, ha tamam derim ama sıkıntı at gene bende. At diyorsun ama çaresini de göster demek lazım. Tabii. O yüzden şunu diyemiyorum size, ha edemem, yalan söyleyemem. Ama size sıkıntılarınız ağır geldiğini söylüyorum. Nasıl halledersiniz bilemeyeceğim. Bilirim de bilemeyeceğim. Özel açılımlarını da anlatırım. Şimdi Başak Burçları. Bakın çok güzel, bakın çok güzel kart çıktı. Fakat size kendinize inancınız kalmamış. Rahatlığa, bolluğa, berekete kavuşacağınıza inanmıyorsunuz. Sizin iyi bir insan olma eğiliminizi hep elinizden alıyorlar. Yani şöyle, siz aslında iyi bir insan olmak istiyorsunuz fakat etrafınızdakine o kadar böyle size kötü yaklaşıyor, kötü durumlar, kötü olaylar yaşıyorsunuz ki isteye isteye iyi insan olamıyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? İyi olmak istiyorsun ama etrafındaki koşullar, insanlar seni kötülüğe itiyor. Mutlaka. Kötülük dediysen vay şeytan demiyorum. Ama size kötü düşünce besletiyorlar. Her şeyin hep kötüsünü düşünmenize neden oluyorlar. Hiç kimseye güvenmemeniz gerektiğini gösteriyorlar. Anlatayım mı? Kimseye sırtınızı yaslayamadığınızı biliyorsunuz. Bunlardan bahsediyorum. Kötü derken bundan bahsediyorum. Evet, Başak Burçları, şans kapınız aslında çok açık. Fakat bu şansınız size değil, sizin etrafınızdakilere. Bu şansınızdan sadece etrafınızdakiler yararlanıyor. Siz yararlanamıyorsunuz. Aslında şu şansınızı kendiniz için kullanmayı bilseniz, inanın ki öyle bir kaderiniz değişecek ki öyle bir kaderiniz değişecek ki siz bile inanamayacaksınız. Sadece tek eksiğiniz, yön belirlemekte çok zorlanıyorsunuz. Onu mu yapan, bunu mu yapan, şunu mu diyen, onu mu eden, bunu mu dergen derken hayat akıp geçiyor.
hayat gerçekten kum tanesi gibi. Hani o saatli kum taneleri oluyor ya, böyle saat içinde zamanı akar böyle ya kumlar. Aynı öyle durduramıyorsunuz. Zaman akıp geçiyor. Canlarım, Başak Burçları çok büyük bir dönüm noktasındasınız. Bu dönüm noktasını lütfen kendiniz için kullanın. İyi bir dönüm noktası olduğu için diyorum ki, öyle bir fırsat geliyor. Öyle bir dönüm noktası gelecek ki şansın açılıyor. Gerçekten o dönüm noktasını çok iyi kullanacaksın. Fakat o dönüm noktasını görebilirsen. İnşallah görür. O dönüm noktası geldiğinde yönünü belirlemekte biraz zorlanacaksın. Ama zorlandıktan sonra kendini bir anda toparlayıp tekrar hayata döneceksin. Çünkü tekrardan başlamak var. Yani ölümler, bitişler, ya ölüm derken birisi ölecek demiyorum. Bitişler, sonlanmalar ve yeniden başlangıçlar yaşayacaksın. O yüzden diyorum ki bu yönünü belirlemek biraz senin canını sıkacak, bekletecek ama yeni başlangıçlara hazır ol diyorum. Aşk konusunda gelirsek hep kalbinizin sesini dinliyorsunuz Başak Burçları. Kalbinizin sesini dinliyorsunuz fakat ihanet, hainliğe uğramışsınız, ne diyeyim mi size? Ama kalbinizi dinliyorsunuz, çok iyi niyetli yaklaşıyorsunuz. Anlatabildim mi? Hayatınızdaki o aşk, eşiniz, dostunuz, sevginiz, herkese bundan bahsediyorum. O kişiye karşı çok iyi niyetli yaklaşmışsınız. Fakat o kişiden bir hainlik ve ihanete uğramışsınız. İşte ya biliyorsunuz ya bilmiyorsunuz. Zaten Başak Burcu, siz öyle bir durumsunuz ki, şöyle söyleyeyim. Hep böyle çatışarak, hep böyle çabalayarak, hep böyle kazıyarak alıyorsunuz her şeyinizi. Al Ayşe Fatma, hayır ya bu da senin olsun diyen kimse olmamış. Vallahi demediler. Ha? Kimse demedi. Aa bu da senin olsun diyen olmadı hiçbir zaman. Evet. Bazı insanlarımız var çok şanslıdır. Böyle önüne yağdırırlar. Bazı insanlarımız vardır. Hep böyle çalışarak, çabalayarak alır. Anlatabiliyor muyum? Vallahi ben de öyleyim. Hep böyle çabalayarak, kopara kopara alıyorum. Beni biliyorsun değil mi? Öyle. Kopara kopara onu alıyorum. Kopara kopara. Ama tuttuğumu koparız. Ne yapayım? Ben çünkü hayatımı devam ettirmek zorundayım. Bunun ben bilincindeyim. Hayatımı kurmak zorundayım. Bugün annem var ama yarın olmayabilir. Evet. O yüzden kendi ayaklarımın üstünde durmak zorunda olduğumu biliyorum. Anladın mı? Siz de aynı şekildesiniz Başak Burçları. Hep kendi ayaklarınızın üstünde durmuşsunuz. Al otur bir dinlen diyen olmamış sana. Anladın mı? Bir otur da şuraya bir dinlen 2 dakika diyenleriniz olmamış. Maalesef ki diyorum. Başak Burçları, yasal bir süreçle uğraşacaksınız. Mahkemelik, devlet dairesi, tapu, işte alım satım, herhangi bir yasal bir süreçle uğraşacaksınız. Biraz canınız sıkacak ama canınızın sıktığını değecek gerçekten kutlama yapacağınız bir yasal süreç olacak. Yani olumlu geçecek. Fakat sizin etrafınızda siz dahil olmak üzere 2 kişi daha arkadaşınız var. Yani 3 arkadaşsınız. Bu 3 arkadaşın arasında bir tanesi dost görünen düşman. Bunlarla her şeyinizi paylaşıyoruz. Varın yoğun, malın, mülkün, sevincin, üzüntünü, her şeyini paylaşıyorsun. Fakat bir tanesi dost görünen düşman arkandan işini çeviriyor. Sana deyiveren. Deyiveren. Şelale denen. Uşakla öyle konuşuyor. Deyiveren. 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 Deyiverenler. Fakat Başak Burçları aslında ilham, şans, umut ışığı, bereket yağıyor. Fakat size değil, etrafınızdakilere yağıyor. Yani siz insanları bir yerlere getiriyorsunuz. Anladın mı? Sen eşeğe diyorsun ki sen yarış atısın. Eşeğe o kadar öyle bir değer veriyorsun ki kendini yarış atı zannediyor. Anladın mı? Öyle duruma getiriyorsun karşındaki eşeğe. Aslında o bir eşek ama yarış atı olduğunu hissediyor. Yani anlayacağınız kişiye değerinden fazla değer vermeyin. Yoksa sizi harcar. Evet. Oh. Yani sen öyle bir duruma sokuyorsun ki oha ben yarış atayım. O şişiyor gari. Ben değerliyim. Evet. Başak. Değerlisin. Başak Burçları, çevrendeki koşullar ve insanlar seni bir kafese kapatıyor. Ama şöyle bir kafese yalnızlaştırmak değil, kafese kapatmak değil. Ben Fatma biraz insanlardan uzak durayım, biraz kafamı toplayayım da kendimi kapattım, yalnızlaştırıyorum değil. Seni zoraki yalnızlığa itiliyorsun. İstemeye istemeye bir kafese kapatılmış, evet. Hapishaneye kapatılmış gibi hissediyorsun Başak.
O ne kadar? Efendi. Efendim. Sen de benim bir efendimsin şekerim. Estağfurullah. Canım annem benim. Herkes kendinin efendisidir yavrum. Böyle düşünmem. Evet. Bir tane şey var, film izliyordum. Kız sevgilisini arıyor. O şey diyor. Oğlan sevgilisini arıyor. Kız açıyor, efendim diyor. Efendim ben orayım diyor. Vay vay dedim anam, ne laflar dediriyor. Duruyor mu sen? Vay vay dedim, vay vay vay. Tövbe yarabbim. Birisi de var. Kız şimdi arıyor oğlanı, tamam anne neredesin diyor. Yusuf ne yapıyor? Otur düşesin. Diyor ki ne? Kız diyor neredesin diyor. Paspas nerede olur diyor. Kız da diyor ki kapının önünde diyor. Ben sen paspasın olduğun için kapının önündeyim, bekliyorum diyor. Ya Allah'ım dedim, nerede bu insanlar ya? Nerede diyorum hani, anladın mı? Şaşırıyorsun. Nereden laflar üretiyorlar biliyor musun? Bu erkek ne az değil erkekten. İyi de prensesim diyenler ne olacak? Vay 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 vay. Ölüyorum diyenler ne olacak? Vay 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 vay. Evet, başak burçları. Alımlı ve çekici insanlarsınız. Bunda sizin yapabileceğiniz bir şey yok. Sizin auranız yüksek insanlarsınız. Ve tüm gözler üzerinizde. Bir ortama girdiğinde Fatma böyle parlıyor. Ayşe öyle bir parlıyor. Anlatabiliyor muyum? Yapacak bir şey yok. Paraya ve şatafata önem veriyorsunuz. Cilveleşme hoşunuza gidiyor. Yani bir insana elde etmek için her şeyi yaparsınız diyorum. Ona istiyorsan alırsın diyorum. Fakat bu tüm insanların gözü üzerinizde olmanız biraz sizi nazara getiriyor. Mecbur bunu açtıracağınız mı, çözeceğiniz mi, kurşun döktüreceğiniz bilemem ama ben yaparım. Sıkıntı değil diyorum. Başak burçları, bazen gözünüz doymayan, zevkine düşkün bir insanlar haline geliyorsunuz. Yani bilemeyeceğim, herkes mi böyle, bilemeyeceğim yani ama çok dikkatli olun. Çünkü hayatınızdaki insan, aşk anlamında konuşuyorum, eşiniz, dostunuz, sevgiliniz, nişanlınız, sözünüz, her kimse bu. O insan biraz flörtöz birisi. Yani şöyle söyleyeyim, sizi kazanabilmek için yalanlar söylüyor. Ve flörtöz birisi. Yani aşık olmayı seviyor diyebilirim. Anlatabiliyor muyum? Yusuf ne yapıyorsun hocam? Ne arıyorsun ne? Şimdi kamerayı sana çevirin. Benim dikkatimi de yaptın mı gösterin bak. Yapmışım. Evet. Başak burçları. Çok güzel maddi kazançlar, kısmetler geliyor. Lütfen sabah kalktığınızda ilk işin şunu yapacaksın. Pencerem mi var? Kapım var. Açacaksın şöyle sonuna kadar. Diyeceksin Allah'ım bugün bütün kısmetleri, bütün nasipleri, hayırları Allah'ım benim evime yağdır, bana yağdır diyeceksin. 10 dakika tutacaksın öyle, kapatacaksın pencereyi. Hoş geldin nasibim diyeceksin. Evet. Ondan sonra şimdi kapatıyorum Allah'ım teşekkür ederim de kapat evet. Kapını. Tamam mı? Ama besmeleyle aç o kapıyı. Evet. Hı. Sen o gün sana bereket yağmadıysa veya güzel kısmet gelmediyse bırakma bunu peşin. Devam her et. Gün. Allah bazı insanları çok fazlasınlar. Çünkü vazgeçecek mi? Acaba bırakacak mı? Acaba isyan edecek mi? Acaba bana karşı gelecek mi diye çok sınar. O yüzden sabırla, tevekkülle aynı şeyi yapmaya devam edeceksin. İnanın ki. Bana bir denen bakın. Hı. 7 gün boyunca denen bakın. Nasibinizde, rızkınızda, paranızda artış olacak bak göreceksiniz. Evet. Zaten sizin nasibinizi, kısmetinizi Allah verecek. Kim ne derse desin. Allah vermedikten sürece kimse hiçbir şey yapamaz diyorum şekerparelerim. Evet. Tatlı tatlıya geldim. Vallahi şöyle bir tatlı olaydı da yiyeydim. Sen ben tatlıcıya vereceğim kesin. Hani valla bak çok canım istedi yemedi yani. Tövbe yarabbim ya. Başak burçları bazen kaderinize müdahale etmeniz gerekiyor. Tabii. Ama sen beklemeyi tercih ediyorsun. Beklemeyeceksin. O kaderine müdahale edeceksin. Çünkü müdahale etmen gerekiyor. Aslında o kadar çok akıllı insanlarsınız ki Başak burçları, geleneklerine düşkün, akıllı, güvenilir. Anlatabiliyor muyum? İstediklerini dağı devirebilecekler. Bak gördün mü nasıl oldu? Evet. Yani ahlak, edep, namus değerleri önemli. Dürüstlük söz konusu. Ya dürüstlük de önemli. Yani Başak Burcu'na hainlik yaptığın zaman onu unutmaz. Unutmaz. Kindardır. Koç da öyle değil. Aslan da öyledir. Asla unutmaz. Asla. Dikkatli olun. Başak.
sıcak tavır istiyorum Fatma. Beni anlasın, beni kusurlarımla sevsin, beni hoş sohbet, muhabbet olsun diyorsun. Fakat bakalım. Başak. Başak. Fakat Başak Burcu o kadar çok kalbin yasta, kederli, mutsuz, hiçbir şeyin tadı yok, hiçbir şey seni mutlu etmiyor. Öyle bir şey ki üzerinde bir kısır döngü var ki ne ileri gidiyorsun ne geri geliyorsun. Dediğim gibi nasip açma işlemi yapıyoruz. Bakın lazım olduğu için söylüyorum size. Çünkü kısır döngü var. Tekrardan öteye gidememek var. Sürekli sosyal medyalardan takip ediyorsunuz. Sosyal medya deyince illa o siteleri anlamayın. Hemen bir açıp ne yapıyor? Nerede? Acaba nerede? Diye düşüne düşüne kendinizi yiyip bitiriyorsunuz. Fakat bir şey yaşamışsınız. Sizi olgunlaştıran, büyüten bir şey yaşamışsınız. Yani şöyle diyorsun Fatma. Ben öyle bir şey yaşadım ki beni bir anda büyüdüm yani. Bir anda 10 yaş attım ileri diyorsun. Tabii. Anladın mı? Böyle bir olay yaşamışsın seni büyütmüş. Olgunlaşmışsın. İnşallah iyi bir olay yaşamışsındır diyeceğim ama bu kadar büyüdüğüne göre kötü bir olay yaşamışsın şekerim. Zaten iyiler güzeller değil. Başak. İyiler güzeller bir şeyler öğretir. Ama kötü olaylar insanı büyütür. Evet. Olgunlaştırır. O yüzden. Aynen John Lennon diyorum. Başak. Başak. Şunu da şöyle alalım gözümde görmeyeyim. Işığı da açmayı unutmuşum da. Şimdi Başak Burcu. Hayatınızda birisi olabilir ya da olmayabilir. Orasını bilemem ama şu an size bakıyorum. Olan da var, olmayan da var. Tabii. Hani olabilir de olmayan. Olan da olsa, olmayan da olsa bunu dinlesin. Çünkü hayatınıza yeni birisi girecek. O yüzden sevgilin varsa da girecek, yoksa da girecek. Bu girecek kişi gerçekten çok böyle avantajlı, sadakatli birisi olacak. Girdiğinde işlerini yoluna sokacak. Ticaretle uğraşır olabilir. Emeklerinin karşılığını verecek bir insan bu. Fakat bu insan çok fazla zeki, değişikliği seven birisi. Ancak sen bu kişiye karşı çok şans vereceksin ve de çok iyi niyetli davranacaksın. Bu kişi sana sürekli gerçekleri söyleyecek ve bu da senin canını sıkmaya başlayacak bir süre sonra diyorum. Ve bu kişi şu an girmediği için gününü gün eden bir kişilik. Fakat sende Başak Burcu bir kararsızlık var. Şöyle. Fatma, ben insanlara açık konuşamıyorum, hesaplaşamıyorum ve yüzleşemiyorum. Yani onlarla karşı karşıya geldiğimde ne söyleyeceğim? Geliyorum, bitti. Durup kalıyorsun veya öyle bir bitmişlik var ki ya anlatmak istemiyorum ya kendimi bu kadar. Ya istemiyorum yani Fatma diyorsun, anladın mı? Anlatmak istemiyorum o kişiye kendimi. O beni anlasaymış, gerizekalı değil ya bu diyorsun. Anladın mı? Bir kere de beni anlasınlar. Niye hep ben anlatıyorum deyip susuyorsun ve kenara çekip izliyorsun. Diyorum canlarım. Başak burçları. Şiddet, baskı ve kendini beğenmişlik var. Bu kişide biraz şiddet deyince tekme tokat yumruk anlamayın. Sözel olabilir, tavırsal olabilir. Böyle sözüyle insan döven insanlar vardır. Anladın evet. mı? Böyle birisi olabilir. Baskı, böyle dışarı çıkma, onu yapma, bunu yapma diye baskı kuracak bir insan olur. Böyle bir insan. Bu insana karşı baktığın iyi birisi değilse yol ver git. Parası için, pulu için kimseye katlanmana değmiyor bu hayat diyorum. Canlarım benim. Evet Başak Burcu, bir videomuzun daha sonuna geldik. İnşallah beğendiğiniz güzel bir açılım olmuştur diyorum. Canınızı sıkmaya değmez. Sadece bu videolarımızı izledikten sonra iyileri bana gelsin. Kötüleri evrene gönderdim, bana uyanları aldım, bana uymayanları evrene gönderdim diyorsun. Ve de şunu söylüyor, yapıyorsun. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp ve like butonu basmayı lütfen unutmuyorsun. Ve de son kere şunu söylüyorum. Özel açılım için kurşun dökme, nasip açma, soğutma, sıcaklaştırma, getirme, götürme, daha nice işlemlerimiz için 0551-895-3093 numaralı telefonumuzdan WhatsApp'tan bize ulaşabilirsiniz.
Tekrar ediyorum. 0551-895-3093 numaralı telefonumuzdan bize bu işlemle için ve özel açılım için bize direkt ulaşabilirsiniz diyorum. Ve söz anneme bırakıyorum. Şeker canlarım. Teşekkür ederim hayatım. Size bir şeyden bahsedeceğim. Beni yanlış anlamayın. Ne olursunuz. Tencerelerimizi küçültelim biraz. Pazara aç gitmeyelim. İsraftan bahsedeceğim. Tamam mı canlarım? Aç pazara gittiğim zaman benim öyle. Ben aç gittiğim zaman hepsini alasım geliyor. Tok gidersen gerekli olanları alıyorum. Olur mu? Tenceremizi biraz küçültelim. Biraz israftan kaçınmaya çalışalım. Hiç fazladan yanan ışıklarımızı söndürelim. Çeşmelerimizde damlamalar varsa onları durdurmaya çalışalım. Tamam mı canlarım? Ne olur? Hayvanlarımıza iyi davranalım. Hayvanlar evet o bir yani. Bazı sokaklara atılan köpeklerimiz varmış. Alamayacağınız, bakamayacağınız alın. Alın ama bakabileceğiniz hayvana alın. Tamam ne olursunuz. Alıp da 3 gün sonra hayvanı sokağa atmayalım. Tamam mı canlarım? Eğer yemeğinizden kalan, çorbanızdan kalan varsa kapının önüne. Tamam döken dökebilir ama yine de koyun siz. Onlar döksün siz koyun. Tamam mı canlarım? Bir kap suyunu, bir kap çorba koyarsanız. Ben size minnettar olacağım onları yerine canlarım. Sizleri çok seviyorum, öpüyorum, hoşçakalın diyorum canlarım. Hoşçakalın kızla oğlanlarım benim. Amanın canlarım benim. Amanın kız.